2003-2014 yıllarında Bakur Kürtleri 90'lı yılların yeni bir uyanışına tanıklık etmişti. Dört parça, Kürdistan'da ilk olarak 2003'te Saddam'ın devrilmesi, Başur'un resmileşip statü alması ve hemen akabinde 2011 Rojava devrimi tüm Kürtlerde devletleşme heyecanı sarmıştı. 2014 yılında Rojava'da Enekes'e ve Tevdem arasında imzalanan Duhok Mutabakatı, Rojava için askeri, birlik, yönetim ve lojistik anlaşması Kürtler tarafından olumlu karşılanıyordu. Rojhelat parçasında ise Rojava devrimine destek, Kürt partilerine de ulusal birlik çağrıları yankılanmaya başlanmıştı. Öyle ki dört parça, Kürdistan milli bir direnişin eşiğinde yeniden küllerinden doğuyordu. 2014 yılında IŞİD çetelerinin Kobani'ye saldırmasından sonra başta Bakur ve tüm Kürdistan olmak üzere Kürtler muazzam bir ses getirmiş, aynı şekilde tüm dünyanın gözü de Kobani'ye çevrilmişti. Global medya, Kürtlerin ulusal mücadelesini gündemden düşürmediği gibi farklı ülkelerdeki yabancı aktivistler birçok yerde Kobani halkına yardım standları kurmuş. Hatta yüzlerce gönüllü Kobani direnişinde Kürtlerin yanında savaşa katılmaya başlamıştı. Kürtler 2014 yılında tüm dünyanın aklına kazınmış internette "Kim bu Kürtler?" araştırmasına girmişlerdi. Kürt ulusal mücadelesinde ilk defa gerilla ve peşmerce Kobani direnişinde ortak düşmana karşı savaşıyor, her cephede destanlar yazarak efsaneleşiyordular. Kürtlerin bu milli dirilişi işgalci düşmanı tırsatmış olmalı ki 2015 yılının Temmuz'unda Türk devleti çözüm sürecini an itibariyle bitirdiğini ilan etmişti. Bakur'daki Kürtler barış sürecinin bir fişlenme süreci olduğunu çok sonradan öğrense de işin raydan çıktığını henüz kestirmemişti. Devlet Bağkur'da hiç alamadığı dağ ve bölgelere barış süreci bahanesiyle yeni kale kolların inşaatını bu süre içerisinde çoktan bitirmişti. Kip kurulan kale kolları, devlette kazılan hendekleri ne enteresan ki görememişti. 2015 yılının ortalarında başta Farkin ve Varto olmak üzere 12 ilçe ve bir merkezde öz yönetim ilan edilmiş Bakur'u uzun bir sessizliğine büründürecek hendek direnişi başlandığı duyurulmuştu. Hendek süreci Bakur Kürtleri için acı bir deneyimdi. Binlerce şehit, yüzlerce evin yıkıldığı bu süreçte kaybeden taraf Kürtler ve şehirleri oldu. Yaklaşık 6 ay süren bu süreç birçok Kürt ailesinin bulunduğu yerlerden batıya göç etmesine sebep olmuştu. Bazı Kürt aileler geri dönse de birçoğu batıda yeni bir yaşam ve işçi ortamına çoktan entegre edilmişlerdi. Türklerin gerçek yüzünü Dersim ve Zilan'dan bilmelerine rağmen zamansız ve amansız hendek sürecini başlatan beyin takımı keza kaybedip tek bir öz eleştiri vermemeleri halen akıllarda soru işareti olarak yerini almaktadır. Aradan 8 yıl geçmesine rağmen hatırlarsanız bir Kürt babaya katledilen oğlunun kemiklerini bir torbada küstahça teslim etmişlerdi. Bunca şeye canlı şahit olan Bakurlu Kürtler, HDP ve KİP halen ortak vatancılık anlayışından vazgeçmiş değil. Aksine ulus-devlet karşıtlığını durmadan paradoks gibi tekrarlamaktadır. Ders alınacak konular dururken ders verenler kendini sorgulamalıdır. 2014 yılında IŞİD'den kurtarılan Kerkük ve nahiyeleri uzun yıllar sonra ilk defa Kürtlerin denetimine geçmiş, kutsal alarengin Kerkük semalarına çekilmişti. Durumlar her parçada değişkenlik gösterirken Kürtlere yeniden bir umut sağlayan Başur'daki bağımsızlık referandumu tıpkı hendek süreci gibi fiyasko ve pişmanlık ile sonuçlandı. Referandum %92. Rekor bir bağımsızlık isteği ile sonuçlanmasına rağmen hesaplar Bakur'un 2015 yılı gibi tutarsız oldu. Büyük devletler zamansız ve yersiz olarak konuya bakarken Türk, Arap ve Farslar bütün hava, kara ve tüm sınır gümrüklerini kapatarak Başur'daki tüm Kürtleri açlık ile tehdit etmişlerdi. Hal böyleyken referandumu askıya alan oligarşik KDP ve Yeneke Kerkük'ten tek kurşun sıkmadan apar topar geri çekilmiş ve tarihe ikinci bir Şengal fiyaskosuna imza atmışlardı. Tarih bu sefer 2018 yılını gösterirken gözler Rojava'nın Efrin şehrine dikilmişti Türk devleti. 2 aylık savaştan sonra Efrin'i işgal etmiş şehri
Kürtlerden hızlı şekilde arındırıp yerine Arapları getirmeye başlamıştı. Hemen bir yıl sonra ikinci işgalini gerçekleştiren Türk devleti, Serekaniye ve çevresini işgal ederek kendi güdümündeki Arap çetelerine saha oluşturmaya başladı. Dirilişten çöküşe giden bu süreç dört parça, Kürdistan'da hüsranlıkları ard arda getirmiş yerini derin bir sessizliğe ve yenilgiye bırakmıştır. Aradan geçen zamanda özellikle Bakur Kürtleri son 8 yılda büyük bir değişim gösterdi. Kürtçe konuşma oranı %30'lara düştü. Aileler cahil bırakıldı, gençler bilinçsiz olup gün boyu TikTok fenomenlerini izleyerek beyin pıhtılaşması ile hayatı köle olarak yaşamaya alıştırıldılar. Kürtlükten ve medeniyet kavramından uzak, teknolojiyi gelişmek için değil de dilenmek için kullanmaya başlayan bu Kürtleri popüler sistem değiştirmedi. Bizzatihi Kürtlerin ulusal bilinçten ders çıkaramaması ve onlara dayatılmak istenilen yanlış paradigmalar değiştirmiştir. Bakur sokaklarında Kürdistani şekilde bilgiyle büyüyen Kürt gençleri gitti. Onların yerine Türk soluna tabi olup Taksim'de feminist yürüyüşler yapan kuzulkurtist düşünceler ile barlarda kıç kıvırtan ne idüğü belirsiz kişiler geldi. Neydik ne olduk? Sorusu işte budur. Ulusumuzu bu rezil ve çirkef düşüncelerden kurtarmak için alnı akbaşı dik genç kuşaklar yaratmak için nasyonal kurdayeti yani ulusal Kürtçülük bu saatten sonra bizler için koşulsuz bir alternatif fikir haline gelmiştir.